Merhaba hocalarım. Dersimize hoş geldiniz hepiniz. Bugün sizlerle atletizm dersine şöyle genel hatlarıyla bir değinip birkaç tane sorumuzu çözüp dersimizi sonlandıracağız. Normalde atletizm dersimiz 8 ile 10 saat arasında yaptığımız bir saat. Genel tekrar kampımızda ÖABT sınavından önce detaylı şekilde hepsine değineceğiz. Şöyle genel hatlarıyla başlayalım. Şimdi arkadaşlar, baktığınızda bazı kısaltmalar var. TAF, Türkiye Atletizm Federasyonu, IAAF, Uluslararası Atletizm Federasyonu anlamına gelmektedir. Kalemimi alayım. Arkadaşlar, Semih Türk Doğan. Semih Türk Doğan dediğimiz sporcu arkadaşlar, bizim Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra uluslararası alanda ilk madalyamızı alan sporcu arkadaşlar. İlk madalya. Uluslararası alanda bütün bu maçlarda ilk madalyamızı alan sporcu Semih Türk Doğan arkadaşlar. Balkan Şampiyonası'nda 1932'de Atina'da yapılan Balkan Şampiyonası'nda 100 metrede ikinci olarak madalya almıştı. Genelde bize şöyle bir soru geliyor. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra uluslararası alanda ilk madalyamızı alan sporcu aşağıda hangisidir diyor. Herkes nereye gidiyor? Ahmet Kireççi diyor arkadaşlar. Ahmet Kireççi bizim olimpiyatlarda ilk madalyamızı alan sporcumuzdu. Ama Semih Türk Doğan ise ülkemizin uluslararası alanda almış olduğu ilk madalyaya sahiptir. Ruhi Sarıalp arkadaşlar 1948 Londra Olimpiyatlarında güreş dışında ilk defa farklı bir branşta madalya alan sporcumuz. 3 adım atlamada olimpiyat üçüncüsü olmuştur. İlk Türkiye Şampiyonası 1924'te Eskişehir'de yapılıyor. Dünyada bilinen ilk atletizm kulübü Minsk Line Atletik. Türkiye'deki kurulan ilk atletizm kulübü ise Kurtuluş'tur arkadaşlar. Şimdi bizim atletizm pistimiz arkadaşlar baktığınızda bu şekilde. Şurayı bize soracakları zaman, soru soracakları zaman protokol tribünde verirler. Atletizmin pistimin uzunluğu arkadaşlar sabittir. Olimpik ölçüler 400 metredir. Şimdi şöyle kısa kısa değinelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Disk atma çemberi. Arkadaşlar disk ve çekiç baktığınız zaman kafesten atılır. Tamam mı arkadaşlar? Tehlike arz eden iki branş olduğu için güvenlik önlemleri sebebiyle kafesten atılır. Bakın disk, çekiç ve güllede. Benim atma açım bakın arkadaşlar hepsinde 34,92 derecedir. Tamam mı bakın? Disk, çekiç ve gülle. Sadece nerede? Ciritte atma açım 29 derecedir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bakın disk atma çemberimin çapı ise 2,5 metre. Çekiç ve gülle atma çemberimin çapı ise 2 metre 13,5 santimdir arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Şimdi disk arkadaşlar ne dedim? Kafesten atılıyor. Çekiç de kafesten atılıyor. Ancak diski atarken kapıların ikisi de açık, tamam mı arkadaşlar? Çekiç atarken kapıların biri kapalı biri açık. Bu neye göre biliniyor? Ben eğer çekici sağ elimle atıyorsam sol kapı açık, sağ kapı kapalı. Tam tersi. Sol elimle atıyorsam ise sağ kapı açık, sol kapı kapalı olmalı. Bir de bizim neyimiz var arkadaşlar? Engelli koşularımız var arkadaşlar. Bakın 100 metre engelli, 110 metre engelli, 400 metre engelli. 100 metre engelli sadece kimler koşuyormuş? Kadınlar. 110 metre engelli sadece erkekler. 400'ü kadın ve erkekler birlikte koşuyor. Ve benim bu farklı 3 engelli koşu yarışmasında da toplam engel sayım arkadaşlar 10. Sporcu 400 metrede de, 100 metrede de, 110 metrede de 10 adet engel geçer. Bakın arkadaşlar engel yükseklikte bunları çok ezberlemenizi istemiyorum ama yine aklınızda şöyle göz ucunda bulundursun. 100 metre kadınlarda engel yüksekliği 83,8. Erkeklerde 106,7 arkadaşlar engel yüksekliği. Kadınlarda 400 metrede engel yüksekliği 76,2. Erkeklerde ise 91,4 santimdir. Bir de benim arkadaşlar atlamalarım var. Bakın burası arkadaşlar yüksek atlama platformu. Burası
Sırıkla yüksek atlama. Şurası ise arkadaşlar uzun ve 3 adım. 3 adım. Atlama platformu. Bunlara biraz da ileride detaylı bir şekilde değineceğim. ÖSYM'nin bize 2 yıldır soru getirdiği bir konu. Çoklu branşlar. Arkadaşlar biz bu 3 tane tabloyu da ezbere bileceğiz. Arkadaşlar pentatlon adı üstünde 5'li. Heptatlon 7'li. Dekatlon ise 10'lu branştır. Pentatlon tek günde yapılır. Heptatlon ve dekatlon ise 2 günde yapılır arkadaşlar. Biz bunların hepsini bileceğiz. ÖSYM bize geçen sene neyi sordu? Dekatlon'un son gün yarışmasını. Hayır, Dekatlon hangisi Dekatlon'un içinde yoktur diye sordu. Şıklara da 800 metreyi verdi cevap olarak. Neredeymiş 800 metre? Heptatlon'da. Bakın arkadaşlar, şurası birinci gün. Burası ise ikinci gün yarışmaları arkadaşlar. Unutmayın. Burası birinci gün. Burası ikinci gün. Ne yapıyor kadınlar? Heptatlonu bu arada arkadaşlar kadınlar yapıyor. Dekatlonu ise erkekler yapıyor. Kadınlar 100 metre engelliyle başlıyor. Yüksek atlama, gülle atma. Günün bakın arkadaşlar gün hep koşularla bitiyor. 200 metre bitiriyoruz. İkinci gün uzun atlama, jilet atma ve yine bir koşu olan 800 metre ne yapıyoruz? Günü bitiriyoruz. Erkekler ise arkadaşlar birinci günde 100 metre uzun atlama, gülle atma, yüksek atlama ve koşuyla ne yapmışlar? Bitirmişler. İkinci günde yine koşuyla başlıyoruz. Bakın koşuyla bitiriyoruz. Bunları ezbere bilelim arkadaşlar. Burada da arkadaşlar az önce zaten engelleri anlattım. Ona dair bir tablo var. Bir de benim bayrak koşusu. Bakın hocalar evrelerim var. Birazdan hepsine tek tek değineceğiz zaten. Geçen sene ÖSYM bize ne sordu? Engelli koşu analizini sordu değil mi? Verdi. Aşağıdakilerin hangisi 400 metre engelli koşu evrelerinde doğru bir şekilde verilmiştir diye. Bakın. Bir atletizm yapan bir sporcu bu soruyu çözemeyebilir. Çıkış, hızlanma, birinci engele kadar koşu, engel geçme, engeller arası koşu, bir direkt. Bu ona saçma gelebilir. Ama biz ne yapacağız? Bunları doğru bir şekilde bileceğiz. Mesela bayrak koşu seyredelim. Bakın sporcular ne yapıyor bayrak koşusunda? Alçak çıkış yapıyorlar. Çıkış diyor, bekleme pozisyonu. Bakın ne yapıyor ikinci adam? Birinci adamı bekliyor. Süratlenme. Bayrağı almadan önce ne yapacak? Yavaş yavaş koşuya başlayacak. Süratlenme olacak. Tamam mı? Bayrağı almadı da. Orada ne oluyor? O yavaşladı, yavaş koşuya başladı, süratlenmeye başladı. Artık bayrak değiştirme. Ne oldu orada? Yapıldı. Bayrak değiştirme yapıldı ve bayrak değiştirme alanları arasında ne oldu? Koşular yapıldı. Bu şekilde evrelerimizi bilmek zorundayız. Geçen senenin sorusu buradan gelmişti. Neydi engelli koşularda ne yapıyordu? Sporcular yine çıkışlarını yapıyorlar. Hızlanmaya yapıyorlar. Ve birinci engele kadar koşuyorlar. Daha sonra ne yapıyorlar? Engel geçiyorlar. Engeller arası koşu. En sonunda ne oluyor? Bitiriş oluyor. Şimdi gelelim. Tek tek branşlara biraz değinelim. Disk atma tekniğinin bölümleri. Bu da bize soru olarak gelebilir. Aynı buradaki engelli koşu analizi gibi. Sporcu ne yapıyor? Diskin tutuluşu. Diski arkadaşlar elimin ayasının içine yerleştiriyorum ve parmakların birinci boğumlarıyla tutuyorum. Sonra başlama duruşum var arkadaşlar benim. Diski aldım. Başlama duruş pozisyonunu alıyorum. Dönüş hazırlık için bir yaylanma yapıyorum. Yaylanma yapıyorum. Dönüşümü yapıyorum. Atış durumuna geliyorum. Daha diski elimden çıkarmadım. Atışımı yaptım ve atış sonrası. Yani hala neredeyim? Çemberin içindeyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şöyle. Ben bu atma branşlarında disk, çekiç, gülle, cirit olsun. Bunları atarken arkadaşlar bakın. Bunları atarken şu içinde bulunduğum çemberin, tamam mı? Şu içinde bulunduğum çemberin atış esnasında dışına çıkamam arkadaşlar. Attığım atma aleti, atma cismi, tamam mı? Yere düşmeden alanı terk edemem. Tamam mı? Mesela veya cirit. Cirit'i attım. Cirit buraya geldi. Cirit buraya düşmeden ben bu alanı ne yapamam? Terk edemem. Veya buradaki çizgiye bastım. Bu nedir? Bir fauldür arkadaşlar. Burada atışımı yaparken çemberin dışına bastım. Bu nedir? Fauldür. Disk gülle atmada
Çarpma takozu var orada arkadaşlar. Çarpma takozunda benim sporcumun ayağı değebilir. Ama takozun üzerine basamam. Üzerine basarsam çemberi terk etmiş sayılırım. Tamam mı? Ve benim atmalarda 6 adet atma hakkım vardır arkadaşlar. 6 atış hakkım var. Atış hakkı. Ve benim her atış için sürem arkadaşlar 1 dakikadır. Bunu da unutmayalım. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Benim atletizm pistindeki bütün çizgilerin kalınlığı arkadaşlar 5 santimdir. Bir çizginin kalınlığı hariç. O da arkadaşlar cirit atma çizgisi. Onun kalınlığı arkadaşlar 7 santimetredir. Tamam mı? Bunu da unutmayalım. Şimdi gelelim disk atmaya. Hallettik. Çekici gelelim. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Çekişte nasıldı? Sağ elle atıyorsam sol kapı açık. Sol elle atıyorsam sağ kapı açık. Arkadaşlar çekici tutuyorum. Çekişte bir de arkadaşlar sporcu ne kullanabilir ekstra? Bize ilk sene sorulan bir soruydu bu. Eldiven kullanabilir. Çekicimi tuttum. Böyle bir ipi var. Bakın şu çekiç olsun. Şöyle bir ipi. Şöyle bir şekli var. Çekicimi tuttum. Başlama durumuna geldim ve çekici ne yapıyorum artık? Başım üzerinden doğru savurmaya başlıyorum. Ve burada dönüş hareketimi yapıyorum. Burada kendime olabildiğince ivme kazandırıyorum. Çekici daha uzağa fırlatabileyim. Atış durumuna gelme ve atışımı gerçekleştirme. Yine arkadaşlar sporcunun kaç hakkı var ne dedik? 6 adet atış hakkı var. Atış süresi 1 dakika. Çemberin dışına çıkarsam veya alet atışımı yaparken çemberin dışına basarsam veya atma aracım düşmeden çemberimi terk edersem ne oluyordu arkadaşlar? Atışım geçersiz sayılıyordu. Bir de ne var? Cirit atma var arkadaşlar. Bunda ne yapıyorum? Ciridi arkadaşlar avucumun içine yerleştiriyorum. Zaten bir sokağa hepiniz bilirsiniz. Türklerinde oynamış olduğu oyunlar. Ciridimi tutuyorum arkadaşlar. Ciridin tutunması var. Biz burada arkadaşlar çatal tutuş, normal düz tutuş dediğimiz birçok tutuş var. Cirit'in taşıması. Arkadaşlar ben cirit taşırken ne yapıyorum? Başımın hizasında taşıyorum. Ve yaklaşma koşusu yapmaya başlıyorum. Yavaş yavaş koşumu yapıyorum. Cirit bu pozisyonda en başta yanımda kolum bu pozisyonda yanımda cirit taşıyorum. Daha sonra ne yapıyorum? Çapraz adım dediğim bir olay var. Çapraz adıma girdiğim zaman kolumu ne yapıyorum? Geriye doğru geliyorum. Ve cirit ne yapıyor? Ciridin ucu bu sefer gözümün önüne geliyor. Yavaş yavaş ciridi ben geriye alıyorum. Sonra bir geçiş adımım var. Dayanma adımı. Ben bu adımı yaptıktan sonra atış durumuna geliyorum ve ciridi ne yapıyorum arkadaşlar? Elimden çıkarıyorum. Ciritte de benim arkadaşlar 6 hakkım var. Atış sürem 1 dakika. Şöyle bir şey demeyi unuttum. Kusura bakmayın. Hemen size onları şöyle diyeyim. Erkeklerde arkadaşlar disk 2 kilogram. Kadınlarda 1 kilogram. Çekiç erkeklerde arkadaşlar 7 kilo 257 kilogram. Kadınlarda ise 4 kilogram cildin ağırlığı. Pardon, çekicin ağırlığı. Kadınlarda ise arkadaşlar cildin ağırlığı 600 gram. Erkeklerde 800 gram. Bunları unutmayalım. Bu evreleri, bölümleri arkadaşlar bilirsek bizim için sınavda etkili olacaktır. Şimdi gülle atmaya girelim. Gülleyi iki farklı teknikle atıyoruz. Kayarak var, bir de dönerek var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben gülleyi avucumun içinde tutmuyorum. Parmaklarımın boğumunu oturtuyorum. Boğumlarını da tutuyorum arkadaşlar. Daha sonra ben gülleyi ne yapıyorum? Boynuma yerleştiriyorum. Atış yapana kadar, atış anına gelene kadar ben gülleyi buradan ayırmayacağım arkadaşlar. Kayarak duruşta atma tekniğinde başlama duruşuna geliyorum. Ve bizim kurulma dediğimiz T durumuna geliş dediğimiz bir pozisyon var. O pozisyona gelip hızlı bir kayma tek adımla yapıp bir dönüş yapıyorum. Kaymadan sonra yüzümü atış yönüne çeviriyorum. Ve atışımı gerçekleştiriyorum. Yine 6 atış hakkım var. 1 dakikalık bir sürem var. Baktığınızda yine çekişle aynı arkadaşlar. Erkeklerde 7 kilo 257 gram ağırlık. Kadınlarda ise 4 kilogram güllenin ağırlığı vardır. Bir de benim dönerek aynı disk atma gibi attığım bir gülle atma tekniğim var.
Bunda da yine gülleyi tutuyorum. Nerede tutuyorum? Boğumlarımda tutuyorum arkadaşlar. Avuç içinde gülle tutulmaz. Yine boynuma yerleştiriyorum. Başlangıç duruşumu yapıyorum. Buradaki açı 90 derece olacak. Dönüşümü yapıyorum. Atış durumuna giriyorum. Yani yüzüm sağa dönük oluyor. Atışımı tamamlıyorum. Ve gülle düşmeden ne yapmıyorum? Çemberi terk etmiyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bir de atlamalar var. Uzun atlama. Hocalarım daha ÖSYM bize atlamalardan soru getirmedi. Bir tek nereden gitti? Yüksek atlamanın tekniklerinden birisi diye bir soru sordu. Böyle detaylı bir soru gelmedi. Arkadaşlar koşu bölümüm var, sıçrama bölümüm var, uçuş ve konma bölümüm var. Şimdi baktığınızda benim koşu bölümüm 40-45 metrelik bir evredir arkadaşlar. Neden böyle? Şimdi biz aslında slaytımda yok çok uzun bir ders olduğu için arkadaşlar bizim de tanıtım dersimiz olduğu için çok fazla koşulara değinmedim. Koşular biraz daha işin detay kısmı oluyor. Şimdi bizde 100 metrenin evreleri var arkadaşlar. Ne var? Pozitif ivmelenme dediğimiz bir olay var. Pozitif ivmelenme arkadaşlar sporcunun maksimum sürate ulaştığı evredir arkadaşlar. Tamam mı? Bu da zaten 35-45 metre arasındadır, tamam mı? O yüzden uzun atlamada sporcular maksimum zaten bu kadar koşarlar. Niye? Maksimum hıza erişmişler. Onu artık ne yapmaları lazım? Enerjiye, bir harekete çevirmeleri lazım. O yüzden koşu bölümü 45 metrelik bir alandır. Sonra sıçrama bölümü yani yerden çıkış. Ben uzun atlama ne yapayım? Tahtaya bastım. Artık yerden çıktım. Ayaklarım, vücudum yerden kesildi. Uçuş bölümü arkadaşlar. Burada da benim tekniklerim var. Asılma tekniğim ve adımlama tekniğim. Asılma, adımlama. Ben burada arkadaşlar bu teknikleri ne yaparım? Uygularım. Daha sonra konma bölümüm var. Arkadaşlar baktığınızda şuraya gelelim. Burası bakın havuzum. Şurası da koşu alanım. Şimdi şu 11 ve 13'ü görmeyin. Arkadaşlar sporcu buradan geldi. Koşusunu yaptı. Şurada benim basma tahtam. Basma tahtamın arkadaşlar uzunluğu 30 santimdir. Genişliği 30 santimdir. Bunun 20 santimlik alanı benim basabileceğim alan. 20 santim. 10 santimlik alan ise benim faal alanım. Ben buraya basamam arkadaşlar. Eğer ben 10 santimlik alan basarsam arkadaşlar ne olur? Atlayışım geçersiz olur. Ve benim burada da 6 atış, aman atlayış. Atlayış hakkım vardır. Ve atlama sürem arkadaşlar 1 dakikadır. Nasıl yani? Nasıl yapacağız şimdi burada? Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Uzun atlama, yüksek atlama, pardon, uzun atlama, 3 adım atlama. Daha sonra gülle, cirit, disk ve çekiç atmada arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? Bakın şöyle bir olayım var. Benim 6 atlayış ve atış hakkım var ya arkadaşlar. Bakın tamam. Ben ilk 3 hakkımı bütün sporcular ne yapıyorum? Attırıyorum arkadaşlar. Ondan sonraki 4, 5 ve 6. haklarda ben en kötüden en iyiye doğru bir atlayış veya atış sıralaması yapıyorum. Niye? En iyi atan daha çok avantaj elde etsin diye. Baktığımda mesela bu tabloda kim atmış? En kötü Elif mesela. Ne yapmış? Hiçbirini atamamış arkadaşlar. Tamam mı? Yani ne olacak? Elif diye başlayacak. Şıklarımı ben burada yanlış vermişim arkadaşlar. O yüzden bunu zaten düzelteceğim. Elif diye başlayacağım. Sonra bakacağım en kötü kim atmış? Büşra. Ondan sonra Leyla. Ondan sonra kim var? Asiye. Ondan sonra Gamze. Yani bu sefer Gamze ne yapacak? Yine en son atacak. Ama Elif bu sefer ne yapacak? Dördüncü sırada atmayacak da birinci sırada atacak. Yani burada kim var artık? Elif olacak. Tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra kim olacak? Bakalım Elif gitti. Ondan sonra en kötü kim atmış? Büşra. Burayı ne yapacağım? Büşra yapacağım. Ondan sonra bakacağım kim atmış? Leyla. 12.55 atmış. Leyla yapacağım. Ondan sonra bakacağım. Asiye var. Gamze var. Asiye. Gamze. Bundan sonraki arkadaşlar atma ya da atlama sırası ne olacak? En kötüden en iyiye doğru olmuş olacak.
Uzun atlamada bir de arkadaşlar, uzun atlamada 3 adım atlamada ölçümler de arkadaşlar. Bakın şimdi şu benim havuzum olsun. Şu da benim koşu yolum olsun. Şurası da benim basma tahtam olsun. Sporcu arkadaşlar atlayışını yaptı. Düştüğü yer burası. Ama düşerken ne yaptı? Elini şuraya değdirdi. Arkadaşlar ölçüm basma tahtasından havuzda bıraktığı en yakın izden alınır. Tamam mı arkadaşlar? Ben buraya bastım. Gerisinden çıkamam. İlerisinden çıkmak zorundayım. Bakın elimle değebilirim. Elimin değdiği yerden. Saçım değdi. Saçımın değdiği yerden ölçüm alınır. Tamam mı arkadaşlar? Bakın kızlara, kadınlara bakın. Saçlarını hep topuz yapar, öyle atlarlar. 3 adım atlamaya gelelim arkadaşlar. Yine 3 adım atlamada arkadaşlar hızlanma koşum var. 45 metre. Çok zor bir branş zaten. Hop step jump diye geçer arkadaşlar. Önce sekme yani piston bölümümüz var. Sonra kanguru ve sonra atlama konma bölümümüz var. Burada da arkadaşlar bakın 6 hakkım var. 1 dakikalık bir sürem var. Arkadaşlar kadınlar 11 metre uzaklıktan atlar. Erkekler 13 metre uzaklıktan atlar. Yani şu benim havuzum olsun. Şu da benim koşu yolum olsun. Bakın kadınlar buradan atlamaya başlıyorlar. Yani 11 metre. Erkekler de buradan atlamaya başlıyorlar. 13 metre. Buradan hop step jump. Yani piston kanguru ve atlama evresini yaparak ne yapıyorlar? Havuza düşüyorlar. Burada şöyle bir kuralım var arkadaşlar benim. Sağ ayakla burada başladıysam ikinci adım da arkadaşlar sağ ayak olacak. Son atlama adımıysa arkadaşlar sol ayak olmak zorundadır. Tam tersi de olabilir. Sol sol sağ da olabilir. Yine burada ölçüm nasıl olunuyor? Ben buraya havuzda basma tahtasına bıraktığım en yakın izden de ölçüm alınır arkadaşlar. Gelelim yüksek atlamanın tekniklerine. Flop sırt üstü dediğimiz teknik arkadaşlar. Şu an günümüzde de kullanılan teknik. Binme stadya tekniği arkadaşlar. Bunda ben çıtadan atlarken, çıtanın üzerinden geçerken gökyüzüne bakmıyor da sırtım yukarıya bakıyor. Yani yüzüm nereye bakıyor benim? Mindere bakıyor. Bir de makaslama tekniği dediğimiz var. Bu da arkadaşlar çocuklara ilk defa yüksek atlamayı öğrettiğimiz zaman kullanılan tekniklerden birisidir. Gelelim evrelerine arkadaşlar. Yaklaşma koşum var. Sıçrama. Arkadaşlar ben yüksek atlama yaparken tek ayak sıçrarım. Tamam mı? Tek ayak sıçrarım. Çıtayı geçer ve sonra konma evremi ne yaparım? Tamamlanır. Baktığımızda arkadaşlar benim yüksek atlamada şöyle tabloma geleyim. Yüksek atlamada arkadaşlar sınırsız şekilde bakın şu çizgilerin hepsi pastane arkadaşlar. Tamam mı? Bakın. Pastane. Pastane hakkım vardır. Bakın Ali isimli sporcu 1.55'te atlayamamış ilk hakkında. Bir de bu arada her yükseklik için 3 hakkımız var zaten. Atlayamamış ilk hakkında. İkinci de atlayamamış. Demiş ki ben 1.55'i pas geçmek istiyorum demiş. Gelmiş 1.60'a ne yapmış? İlk hakkında atlamış. Tamam mı arkadaşlar? Sıfır yuvarlaklar geçerli. Çizgiler pas çarpılarsa geçersiz demektir. Tamam mı arkadaşlar? Unutmayalım. Her yükseklik için 3 atlayış hakkım var. Bu tablo aynı sırıkla yüksek atlamada arkadaşlar. Sırıkla yüksek atlamada ve yüksek atlamada geçerlidir. Burada tamamız arkadaşlar. Sırıkla yüksek atlama gelelim arkadaşlar. Biraz atletizmin en zor branşlarından birisi olabilir. Arkadaşlar şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Sırığın yok uzunluğu 5 metredir, ağırlığı 2,5 kilodur gibi şeyler dolanıyor etrafta. Herkesin sırığı kendine özeldir arkadaşlar. Çünkü ben atıyorum sırık sporcusuyum. 2 metre boyum var. Belki 100 kiloyum. Beni taşıyacak sırığın numarası başkadır. Sen 70 kilosundur. Boyun 1.80'dir. Seni taşıyacak sırığın numarası farklıdır. Tamam mı arkadaşlar? Böyle detaylara girmenize gerek yok. Ben size sırıkla atlama yerini de göstereyim. Arkadaşlar bakın yine bir koşu yolum var. Şurada benim sırığı saplama kazanım var. Sırığı buraya saplayıp ne yapıyorum? Sırığı esnetiyorum. O esneyen sırık beni ne yapıyor? Kendim de katkısal olarak itme yaparak ne yapıyor? Beni çıtanın üzerinden geçiriyor. Bakın arkadaşlar sırığı tutuyorum. Yaklaşma koşusu ve sırığı taşıyorum.
Yani ne yapıyorum aslında ben? Koşarken yanımda bir 2,5 kilo bir yük taşıyorum. Ve sırrı ne yapıyorum? Saplama kazına saplıyorum. Sıçramamı yapıyorum. Sırrı ne yapıyorum? Esnetiyorum. Daha sonra bizim sallanma ve geriye yuvarlanma dediğimiz bir hareket var. Ondan sonra ne yapıyorum? Kendimi yukarı çekiyorum. Çıtayı geçiyorum. Sırrı ne yapıyorum? İtiyorum arkadaşlar. İtmezsem o sırık bana zarar verebilir. Arkadaşlar yine bakın yüksek atlamada olduğu için olduğu gibi benim her yükseklik için 3 hakkım var. Ve ne yapabilirim arkadaşlar? Sınırsız pas deme hakkım var arkadaşlar. Tamam mı? Sınırsız pas deme hakkım var sırıkla atlamada. Şimdi arkadaşlar şöyle bizim sorularımız var. Bir de onlara bakalım. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Ne dedik? Atletizmde 10 branştan oluşan ve 2 gün süren yarışmalarda dekatlon denir. Bu yarışmalar ikinci gün 3. seansında hangi yarışma yapılır diye sormuş. Arkadaşlar ikinci gün 3. seansta sporcular sırıkta yüksek atlama yarışmasını yapıyorlar. Gelin. Bakın arkadaşlar koşulara çok değinemedim bu tanıtım dersi. Önümüzdeki hafta genel tekrar kampımız olacak. Katılırsanız orada koşulara da detaylı bir şekilde değineceğim. 4x400 metre bayrak koşusunun son kaç metresi kulvarsız koşulur? Şimdi arkadaşlar benim 4x400'de nasıl bir kuralım var? İlk 500 metre kulvarlı koşuluyor. Yani bu yarış totalde zaten 1600 metre. İlk 500'ünü kulvarlı koşuyorsam ben 1100 metresini kulvarsız koşmuş olurum. Gülle atma branşında sporcular iki farklı teknikle atışlarını gerçekleştirirler. Ne dedik? Kayarak ve dönerek dedik. T duruşu hangi teknikte sporcuların yaptığı bir harekettir? Benim kayarak var, bir de dönerek gülle atmam var. Yani koşarak, durarak, sekerek yok. Dönerek de biz T duruşundan bahsetmedik arkadaşlar. Kayarak gülle atmada T duruşu mevcuttur. Uzun atlama 4 evreden oluşan bir atlama branşıdır. Asılma ve adımlama tekniği bu branşın hangi evresinde kullanılır? Ne dedik arkadaşlar? Asılma ve adımlama uçuş evresinde kullanılan tekniklerdendir. Pistte yapılan yarışmalardan birisi olan 200 metrenin başlangıç noktası neresidir? Arkadaşlar şöyle benim çok iyi olması da bir pistim olsun. Bütün yarışlar ne dedim? Aynı yerde biter. Benim pistimin ölçüsü kaç metre arkadaşlar? 400 metre. Hepsi 100 metrede oluşan eşit parçalar arkadaşlar. Bakın 100, 200 metre. Yani aslında bitişin 200 metre neresi? Gerisinden başlar. Pistte yapılan 400 metre engelli koşu yarışında engeller arası mesafe kaç metredir arkadaşlar? Baktığınızda aslında benim bir tablom var. Orada benim engeller arası mesafem yazıyor arkadaşlar. 35 metre 400 metredeki engeller arası mesafedir. Gülle atma branşında sporcuların atış yaptığı çemberin çapı kaç santimdir? Arkadaşlar 34,92 açımdı benim. Nerede? Gülle, çekiç ve dizdekiydi. Ciritte açım kaçtı? 29 derece. Şimdi 2500 santim yani 2,5 metre neredeydi? Disk atmalıydı. Ama 213,5 neredeydi? Gülle ve çekiç atmada atış çemberimin çapıydı arkadaşlar. Bakalım. Çekiç atma sporuyla uğraşan ve sağ elini kullanan Ali isimli sporcu katıldığı yarışmada atışını yapmadan önce kapıların durumu nasıl olmalıdır? Ali hangi elini kullanıyor arkadaşlar? Sağ elini. İki kapı da açıktır. Yanlış. İki kapı da kapalıdır. Nereye açacak? Sol sağ kapı açık, sol kapı kapalı. Ali hangi elini kullanıyor? Sağ. Olmaz. Sol kapı açık, sağ kapı kapalı. Değil mi? Bu şekilde olması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra uluslararası alanda ilk madalyamızı alan sporcu kimdir? Şimdi arkadaşlar bu dersi anlatmamış olsak herkes ne diyecek? Ahmet Kireççi diyecek değil mi? Ama cevap Ahmet Kireççi değil değil mi arkadaşlar? Ne dedik dersin başında? Semih Türkdoğan dedik arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sorumuz var. 400 metre branşıyla uğraşan Atakan katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 50,34 saniye koşmuştur. Bu derece U18 yaş grubunda koşulan en iyi derecededir. Ancak o anda rüzgar hızı artı 2,8 metre bölü saniyedir. Hangisi doğrudur diye soruyor. Arkadaşlar şimdi
3 adım atlama, uzun atlama, 100 metre, 200 metre. Bunlar da arkadaşlar rüzgar hızı dediğimiz bir olay var. Tamam. Rüzgar hızı artı eksi 2 metre bölü saniye altında veya üstünde olursa, eğer bir rekor da varsa o rekor sayılmaz arkadaşlar. Ama burada bize çeldirici var. Ne diyor? 400 metre diyor. 400 metre arkadaşlar rüzgar hızı diye bir şey yok. İsterse rüzgar artı 10 olsun, eksi 10 olsun. Yani benim koştuğum derece de rekorda geçerli. Ve şuna bakalım. 100 metre branşlı uğraşan Atakan katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 10,34 saniye koşmuştur. Bu derece U18 yaş grubunda koşulan en iyi derecedir. Ancak bu derecenin geçerli olması için rüzgar hızının kaç metre bölü saniye olması gereklidir? Bakın. Artı eksi 2 metre bölü saniye aralığında olacak. Yani eksi 2 artı 2 arasında olsun da ne olursa olsun. Olur mu olmaz. Olur mu olmaz. 2,5 olur mu olmaz. Eksi 2,5 olmaz. Artı 1,8 şu aralıkta bir yerde olduğu için rekor da geçerlidir. Derece de geçerlidir. Aşağıda gelen hangisi alçak çıkış yapılması ve çıkış takozu kullanması zorunlu olan yarışlardan değildir? Bakın arkadaşlar. Şunların hepsinde takoz ve alçak çıkış yapılır. Zaten takoz kullanıyorsam alçak çıkış da yapıyorumdur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ancak 1500 metrede benim öyle bir derdim yok. Ben ne yapıyorum 1500 metrede? Ayaktan çıkışımı yapıp yarışmamı tamamlıyorum. Aşağıdakilerin hangisi 110 metre engelli koşunun bölümlerinden biri değildir? Biz ne yaptık? Zaten engelli koşu analizine bakmıştık. Geçen sesinde sorusu dedik. Çapraz adımlama nerede vardı arkadaşlar? Cirit atmada vardı. Bunlara baktık, yine bakalım. 4 sporcunun katılmış olduğu yüksek atlama yarışmasının sonuçları yukarıda belirtilmiştir. Bu yarışmanın şampiyonu kim ya da kimler olmuştur? Arkadaşlar biz yüksek atlamada şampiyonu belirlerken en yüksek kim atlamış ona bakarız. Eğer bir eşitlik söz konusuysa en az bir öncekindeki en yüksek kim atlamış ona bakarız. Eğer her şey eşitse en az hata yapana bakarız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi silgimizi bir alalım. Şunları bir silelim. Şu ortayı ben temizleyeyim. Arkadaşlar bakalım. Ali 1,65'i geçmiş. Üçüncü hakkında. Mehmet üçüncü hakkında geçmiş. Sefa da üçüncü hakkında geçmiş. Era ise 1,65'i ne yapamamış? Geçememiş. Yani benim yarışmamın şampiyonu ya Ali ya Mehmet ya Sefa. 1,60'a gelelim. Bakalım. 1,60 hepsi ne yapmış? İlk haklarında geçmişler. O zaman bir öncekine geleceğim. 1,55'e bakalım. Mehmet bir önceki ne yapmış? Atlamamış. Ama Ali gelmiş, atlamış, atlamış, pas demiş. Yani benim şampiyonum ya Mehmet ya Sefa. Ben Ali'yi eliyorum. Mehmet ne yapmış? Bunların hepsini pas geçmiş. Direkt nereden başlamış? 1,60'tan. Şimdi dönüyorum. Buralar hep aynı. Sefa geçmiş. Mehmet pas demiş. Zaten uğraşmamış bile. Ben direkt 1,60'tan başlayacağım demiş. Bakıyorum bir hatası var Mehmet'in. İki hatası var Mehmet'in. Bakıyorum Sefa'nın da iki hatası var. İkisi de üçüncü aklında geçmişler. Böyle bir durumda yarışmaya devam etmek istemiyoruz. Sporcular ne yapabilir? Hakeme bildirip hakem de bunları ne yapabilir? Aynı anda şampiyon ilan edebilir. Yani cevap Mehmet ve Sefa olacak arkadaşlar. Bir de bu soruya bakalım. 5 sporcunun katılmış olduğu gülle atma yarışmasında ilk 3 atış sonunda yarış sonuçları yukarıda belirtilmişti. Bundan sonraki kalan 3 atış sıralaması nasıl olmalı? Arkadaşlar ben burada yanlış yapmakla yazmışım. Tamam mı? Kusura bakmayın. Ben burada ne yapacağım? Önce en kötü atanı bulacağım. Şöyle bir silgim bir alayım şurayı. Pardon. Silgim bir alayım. Şunları sileyim hemen. Şimdi benim en kötü atış yapan kim? Elif. Yani hiçbirini yapamamış adammış. Elif bu dördüncü aklara birinci sırada başlayacak. Ondan sonra bakalım. En iyi hakkı hangisi? 12.55. Üçra 12.32 atmış.
Tamam arkadaşlar. Büşra ne yapacak? İkinci sırada başlayacak. Ondan sonra bakıyorum Leyla üçüncü sırada atacak. Asiye dördüncü sırada atacak. Gamze yine beşinci sırada, yani en son olacak şekilde atacak. Yani ben burada en kötüden en iyiye bir ne yapacağım? Sıralama yapacağım arkadaşlar. Nerede geçerliydi bu tablomda? Uzun atlama, üç adım atlama, gülle, cirit, disk ve çekişte arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da unutmayalım. Teşekkür ediyorum hepinize.